Herkese merhaba, yeni video hoş geldiniz. Bugün United maçının ardından bir kez daha pazar gününde Bodrum Futbol Kulübü'yle oynayacağımız lig maçı için Kadıköy'e gelmiş bulunmaktayız. Umarım keyifli bir maç olur, güzel bir Kadıköy akşamı. Ne çok sıcak ne çok soğuk, artık tam geçiş günleri diyelim, kış dönemine doğru. Ama keyifli bir ortam var. İnşallah bugün de güzel oynayıp kazanacağız. Her ne kadar işte Perşembe günü biraz daha pozitif yansıtasa futbol sahaya, bizim gidelim sağ solu belli olmuyor. İnşallah daha istikrarlı, daha yukarı çıkan bir performans sergileyecekler. Her şeyin başında da bugün bu videoyu izlerken sizden 28'i olacak. Yarından 29'u, 29'u Cumhuriyet Bayramı. Bu vesileyle de Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Her zaman yaşatmaya, benimsemeye ve de yaymaya çalışacağımızı and içtiğimiz Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkmayı inşallah hiçbir zaman vazgeçmeyiz. Bu vesileyle de hem Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü hem de bize bu ülkenin emanet edilmesindeki emeği geçen bütün silah arkadaşlarına sevgi, saygı, minnet ve şükranla analım. Yavaş yavaş tribün tarafına geçelim. Hepinize şimdiden keyifli seyirler. Kadro gayet güzel. Bugün 4-4-2 oynayacağız. Ceko ile El-Nesir beraber oynuyor. Kanatlarda da İrfan'la Maksim'in var. Ama benim en çok merak ettiğim ikili orta saha ikilisi. Tabii rotasyon olacağını biliyorduk bu maçından sonra. Yüksek sembol maçtan sonra Amrabat'la İsmail oynayacak. Post işte sol bekle. Bakalım ben kolay geçeceğini düşünsem de maçın içinde Fenerbahçe olduğu için, işin içinde Fenerbahçe olduğu için yine bir soru işaretleri oluyor. İnşallah sakatlıksız güzel. Keyifli bir galibiyet oluruz. Artık 90 dakika maçta yarım saat bir süre var. İnşallah kazanacağız. Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig müsabakasının hakem ve takım kadroları. Müsabaka hakemi Mehmet Türkmen. Birinci yardımcı hakem Deniz Caner Özaral. İkinci yardımcı hakem Anıl Usta. Dördüncü hakem Adnan Deniz Karatepe. Sipahi Bodrum Futbol Kulübü. Bir numara Leobo Sousa. Yedi numara Strambo Dimitrov. Sekiz numara Samet Yalçın. 9 numara George Puskas, 15 numara Halit Ayeti, 21 numara Ahmet Aslan, 26 numara Musa Muhammed, 33 numara Andres Çeluska, 34 numara Ali Aytemur, 77 numara Cengişen, 99 numara Talon Süleyş Manov. Fenerbahçe! 40 numara! Thank you.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Devam. Çok iyi! Hadi! Aferin başlığına! Devam! Bizim Sadık Fenerbahçe! Bizim Sadık Fenerbahçe! Diyetsizlik, bitiricilik sıkıntısı ilk kere 5 olacakken şu an 1-0 bitiyor. Özellikle Maxi ve Osa'yı kanatlarda aşırı iyi oynuyorlar. Ama pozisyon var. Yani niye tekte topa vurma hastalığı var bilmiyorum. İnanılmaz yani. Direkt tekte topa vurmaya çalışıyorlar. Sadece 2 pozisyon, 2 tane gol pozisyonu bundan gitti. İkinci yarı skoru biraz daha hani, fark açmamız gerekiyor. Yani 1-0 çok tehlikeli skor. Bir tane yersiz sonra çıkartamazsınız oyuncu.
olmasın artık. İkinci yarının başında en azından 2-3 vurup maçı bitirmek lazım. Birazdan çıkacaklar, göreceğiz. Hadi baba, hadi artık bunu ya! Hadi ya! Fenerbahçe'mizin ikinci golü 55. dakika 9 numara. Fenerbahçe'mize diğer oyuncu değişikliği çıkan oyuncu 97 numara Alem Zengmanis'in, 20 oyuncu 10 numara Duşan Tadiç. Dördüncü oyuncu değişikliği çıkan oyuncu 5 numara İsmail Yüksek, 2 oyuncu 53 numara Sebastian Şimanski. Evet, 73. dakikada bayağı 4 oyuncu değişikliğinden yaptık. Oğuz'u da ilk defa izleme fırsatı bulacağız. Hadi bakalım, doğum günü bugün zaten. İnşallah doğum günü özel güzel bir 20-25 dakika çıkar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Üç bitsin hadi. Gol! Ay Allah'ım ya. Ay Allah'ım ya.
Evet, bu maçı da kazasız belasız atlattık. Yani skordan bağımsız, skorun çok daha fazla olması gerekiyordu ama ilk yarıda özellikle Maxim'in hazırladığı pozisyonları kesinlikle değerlendiremedik. Yani Manu maçından sonra, Manchester United maçından sonra oyunun biraz böyle tutuk olmasına okeyim. Yani en azından Manchester United maçından 3 gün sonra oynanan Bodrum maçında rakip zaten çok kötüydü, felaket kötüydü yani. Oynanan oyuna çok okey demesem de okeydi yani. İlk yarıda o 3-0, 4-0 yakalansaydı kimsenin sesi solu çıkmayacaktı ama bitiricilikte gerçekten inanılmaz kötü bir vasatlığımız var. Yani dediğim gibi sürekli tek toplarda bitirmeye çalışılan pozisyonlar, kontrol edilmemesi, acelecilik. Yani çok acemi acemi hareketler yapıyoruz konu bitiriciliğe geldiği zaman. Bundan inşallah yani bir haftada bunu düzelmesi lazım ki haftaya çünkü sezonun en çirkin deplasmanına gidiyoruz. İnşallah yani yine kötü olaylar olmaz. İnşallah geçen sene yendiğimiz gibi yenip çıkarız oradan. Geçen sene tabii yendikten sonra çıkartmadılar bizi oradan ama bu sene inşallah çok daha nasıl diyeyim olaysız gene kazandığımız bir Trabzon deplasmanı olacak. Oyuncularımıza, teknik ekibimize Allah yardımcı olsun. İnşallah kötü bir olay olmaz dedim. Yani bunu söylemekten utanıyorum ama inşallah bu sefer kötü bir olay olmaz. İnşallah dedim bir kazanırız. Maçı takip ediyor olacağız. Belki ona da bir evden tepki videosu çekelim. Hep beraber göreceğiz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki vlogda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.